Evet saygıdeğer <laughs> meslektaşlarım, değerli misafirler, sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok ismi çok bilinmeyen ama aslında Hanefi ve Maturidinin Sünniliğin genetik yapısını oluşturan temel anlayışlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. <laughs> Mürci hakkında konuşacağız. Demin e, Sayın Belediye Başkanım e, diyor ki e, siz değil mi? Kimdi bana soran? Ha, ha, Süleyman Bey neydi isminiz? Süleyman, Süleyman Bey diyor ki hocam biz siz bunu çok yıllar önce e, anlatmışsınız, yazmışsınız. Değişim oldu mu, gelişim oldu mu? E, göreceğiz. Var mı yok mu bir şeyler. Tabi bilmiyorum okudunuz mu o çalışmayı yıllar önce yayınladık. E, şimdi <laughs> Ee, geçen haftalarda e, biliyorsunuz haricilik üzerine durulmuştu. Aslında İslam düşüncesinde ortaya çıkan dini, siyasi ekolleri veya mezhepleri ele alırken, ilk ortaya çıkanın haricilik olduğunu söylüyoruz. Hariciliğin de hangi ortamda çıktığını gerek Hasan Bey, gerek e, Muammer'i, e, İbadi arkadaş anlattı. E, şimdi, bir mezhebi anlayabilmek için onu içinde doğduğu sosyal siyasi ortamdan tecrit ederek anlamak mümkün değildir. Onun için o ortam <laughs> ilgili ekolün ortaya çıkmasını hazırlayan bir şeydir. Bugün bilgi sosyolojisinin verilerine göre bir şahıs veya bir ekol ortaya çıktığında o dönemin tercümanlığını yapmak üzere ortaya çıkar. Yani o dönemde buna bir ihtiyaç var ki bu ekol kendiliğinden oluşmuyor. O ihtiyaca binaen ona cevap vermek üzere ortaya çıkmış oluyor. Şimdi Mürciye denince tabii e, sanıyorum aklınıza e, gelen şeylerden birisi şeydir. Yani bu ya bu bu ne biçim bir ekol, nasıl bir şey? E, mürciye tamamen işte eğer klasik kaynakları okuduysanız. E, mürciye denince lanetlenmiş iki gruptan birisi, hatta ve hatta öyle rivayetler uydurulmuş ki işte el Mürjiyen lo'ınet ala lisan ala lisan ala e, ne diyordu? 70 e, Nebi'nin diliyle lanetlenmiştir, diyor bir rivayette. Başka bir rivayette bunları çok şeylerde görürsünüz, klasik kaynaklarda çok anlatılır. Ee, başka bir rivayette ümmetimden iki sınıfın e, İslamdan nasibi yoktur. Bunlardan birisi mürciye, birisi kaderiye diye. Ee, klasik hadis koleksiyonlarına indiğinizde hadis koleksiyonlarında ehli bidatten hadis alınmaz. Ehli bidat olduğu için mürciye, mürciye mensubu kişilerin rivayetlerine yer verilmez rivayetlerine yer verilmediği gibi eğer rivayeti başka kanaldan geliyorsa sahihse o zaman <laughs> onların görüşlerini falanca kişinin ismini vererek değil, bazısı dedi ki diye veriyorlar. Yani mürciye İslam düşüncesinin hadisinde, fıkhında, siyasetinde ve düşüncenin oluşmasında çok köklü bir yere sahip hangi kaynağı açarsanız açın bu düşünceden bahsetmek sizin geçemezler. Bir defa bunun altını çiziyorum. Yani mürciye e, kelime olarak açıklayacağım. Ne manaya geliyor? Ekol nedir? Mürciye denildiğinde gerçekten de İslam düşüncesinde harici fanatizmini sona erdiren ve İslam'ı asabiyetçinin dışında anlama gayreti güden bir kesimin ortaya koyduğu anlayıştır. Haricilik her ne kadar Kureyş'in otoritesini Kureyş'e karşı çıkarak reddetmek istediği ise de hariciliğin Kureyş'e karşı çıkışının sebebi asabiyetçilikti. Kendi kabilelerini kabul ettirmek istiyorlardı. Yoksa öyle çok demokratik bir yolla ortaya koyup efendim Kureyş'e siyaseti vermeyip bütün Müslümanların eşit hakkıdır demek değildi. Sonraki harici devletler oluşuyor ki bunlar en ılımlarını birisini geçen hafta Mameri bahsetmişti. Rüstemiler sonra Midrariler gibi devletler kuruldu. Bu devletlere baktığınız zaman bu devletlerin babadan oğula saltanatla geçtiğini görüyorsunuz. Madem demokrasiyi savunuyordunuz. O zaman bu saltanatı niye devam ettirdiniz? Emevileri, Muaviye'yi bunun için eleştirmediniz mi siz? Dolayısıyla siyaset görüşü de enteresan. Onu da el alacağım. Bir düşünce sisteminin güçlülüğü pratik hayata yönelik İslam'ın ahlak ve ibadet ve muamelat boyutuna dair de tezleri varsa oradan anlaşılır. Mürciye'nin e, bu konuda ortaya koyduğu e, fikirleri ve düşüncelerini dikkate aldığınızda Mürciye sadece itikadi marjinal bir grup değil çok boyutlu mistik boyutuna varıncaya kadar siyasi boyutuna varıncaya kadar fıkıh boyutuna varıncaya kadar kapsamlı bir ekol. Hatta ve hatta haricilerin çok sonraları <laughs> fıkıh sistemine ulaşmaları ama Mürciye'nin çok erken dönemde kendisini Zeya ile birlikte geliştirmesi çok önemli bir boyutudur Mürciye'nin. Aslında Mürciye kriz dönemlerinin çözüm önerisidir benim bakış açıma göre. Kriz dönemi nedir? Peygamberimizin vefatından sonra ilk 50 yılda peygambersiz döneme intibak sorunu vardı. Müslümanların. Ya bu e, Müslümanlar yönetim işini öbür konuları nasıl yapacaklar? Aslında İslam geldi değil mi? Bütün asabiyetleri sıfırlamak istedi. Ama peygamberimizin vefatından sonra başlayan bir siyaset ve siyasi rekabetin içinde Emevi, Haşimi, Yokobürü, Beriki Arap Arap olmayan şeklinde bir yeni tartışma zemini oluştu. Peygambersiz döneme iki konu çok önemliydi. Bir, peygambersiz döneme intibak sorunu. İkincisi, yeni Müslüman olanların şehir toplumuna ve İslam'ın kurduğu medeniyete, yani Medine toplumuna, ki bu bir medeniyet olarak sonra gelişti, bu medeniyete uyum sorunuyla alakalıydı. Mürce burada bir anahtar rol oynadı ve <laughs> bu intibakı özellikle bilgi ve bilimle doldurmaya çalıştı, asabiyetçilikten uzak kalmaya çalıştı ve İslam toplumunun birlik ve bütünlüğünü sağlamak üzere bir anlayış oluşturmak istedi. Peki o zaman bu nasıl oldu? Neler e, ileri sürdü? <laughs> Şimdi. E, Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz bir Tevbe suresinde murcevneli emrillah immayetu balehim fe yemazibuhum eee mealinde ayet-i kerimede belirtilen Tebük seferinden geri kalan bir grup Müslüman vardı. Bunların bir kısmı bilerek kasıtlı bir kısmı savaşa katılma teçhizatı olmadığı için çeşitli sebeplere bunu üç gruba ayıranlar da var. Tebük Seferi'ne katılamayan Müslümanların ki bu İslam toplumunda peygamberin etrafında ilk defa bir büyük günah tartışmasıydı. Katılmayanlar peygamberimiz döndükten sonra geldi ki bir tartışma var Medine'de. Ve gelen sahabe dönünce savaştan şunu tartışıyorlar. Katılmayanlar herkes biliyor. Bunlar camiye çekilmiş Mescid-i Nebevi'ye kendilerine bir kısmı pişmanlık duymuş. Mescid-i Nebevi'nin e, sütunlarına bağlamış. Biz Allah'ın bir emri gelmedikçe buradan kalkmayacağız. Tövbemiz kabul edilinceye kadar. Bunun üzerine bir kısmı mazeretine binaen bir kısmı hiç mazeretsiz. Sahabe şunu tartışıyor. Öncelikle bu katılmayanların durumu ne olacak? Bazıları dedi ki, bu katılmayanlar ebedi cehennemlik. Çünkü Allah'ın emrine, peygamberin emrine itaatsizlik var burada. Bu bir büyük günah mı? Bir büyük günah, isyan. Bir kısmı dedi ki Allah'ın merhameti daha fazladır. Gadabından geniştir. Bu konuda bunların ahire akıbetinin ne olacağını biz bilemeyiz. Bunları biz Allah'ın dilemesine bırakırız. İmâyetu aleyhim ve mâyuanı bu. Allah dilerse affeder, dilerse cezalandırır. Aslında iki görüş şeydi yani Allah bunları cezalandırabilir, öbürü de diyor ki hayır cezalandırmayabilir. Bu Kuranın vahiyine kadar yansıdı. Ayet-i kerime geldiğinde bu ayette mevcut görüşler şey yapıldı, ifade edildi. Başka ayetlerde mesela burada kullanılan kelime <laughs> Arapça bilen arkadaşlar gayet iyi bilecektir. Erca kelimesi burada maksure mi yoksa erce -e, hemzeyle hemze ile mi bitiyor tartışması vardır. Bu kelime e, geriye bırakmak manasında erce -e kelimesinden türetilmiştir. Mürceune. Murce yani erce yurcu murceun. Murceune çoğulu. Bir de reca e kelimesi vardır. Reca affedersiniz. Yay maksura ile. Ne demektir? Ümit var olmak. Ama erca olur da geçişli yaparsanız, müteddi yaparsanız ümit vermek manasındadır. Bu kelimenin mürciye kelimesinin hangi kökten geldiği konu ircadan mı? İrcadan mı geldiği konusunda tartışma vardır. Ama bu çok kısır bir tartışmadır bana göre. Kur'an-ı Kerim'de bu Tevbe suresindeki ayete binaen ve tarihsel süreçte tartışıldığına bakarsak burada asıl kökü mürciye kelimesinin erceye yani ertelemek, geriye bırakmak manasındadır. Neyi ertelemek? Onu teolojide farklı, siyasette farklı, başka konularda farklı anlıyorlar. Onun üzerinde duracağım. Ee, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de her ikisinin kullanımı var. Ercih, ehahu veya ehake diye yani kardeşini geriye bırak. Hazreti e, e, Harun, Musa ve Harun'la ilgili başka yerlerde kullanımlar var. Ertelemek değil, orada şey, affedersiniz, ümit vermek değil, ertelemek manasındadır. Kur'an-ı Kerim'de genelde ümit vermek manasında kullandığında açıktır. Şeyle, mürciyle ile alakası. Ama tarihsel süreçte mürciyenin büyük günah işleyenlere ümit verenler olduğunu lakaytlı e, telkin ettiklerini söylerler. Bir çarpıtma da var bu kavramı anlarken. Şimdi e, dolayısıyla ben mürciye kelimesinin e, genel ve daha hem li, dil açısından hem e, tarihsel süreçte bir ekol olması bakımından e, bir defa kaydedeyim e, erce kelimesinden yani geriye bırakmak ertelemek kelimesinden türemiştir. Ee, i̇rca diye kullanıldığında bir doktrine işaret eder. İrca denil tıpkı teşeyyü gibi e, itizal gibi veya sünni sünni gibi kullanıldığında farklı bir anlamı vardır. İrca kelimesini e, üç şekilde tanımlayabiliriz. Doktrin olarak. Siyasi açıdan irca itikadi konularda irca veya onun dışında e, ameli konularda çok böyle <laughs> amel iman münasebetiyle alakalı olarak tanımlama açısından. Ama asıl mürciye kelimesinin teolojik olarak <laughs> ortaya çıktığını, ilk içeriğinin doldurulmasının teolojik olarak başladığını görüyoruz. O da şudur, büyük günah işleyenin bu dünyada ismi nedir? Bu dünyada büyük günah işleyen mümin midir, müslim midir, münafık mıdır, kafir midir, fasık mümin midir? İkinci bir boyutu var. Bu büyük günah işleyen müminin bu dünyadaki hükmünü değil, ismini değil, ahiretteki hükmü ne olacaktır diye. Yani buna biz esma ve ahkam diyoruz sorun olarak. Bu dünyada ne ismi vereceğiz? Ahirette ne hüküm giyecek? Dolayısıyla mürciye teolojik açıdan değerlendirildiğinde yani itikadi ve itikadi açıdan değerlendirildiğinde <laughs> ne anlama geliyor? Büyük günah işleyenin bu dünyada mümin olduğunu ama fasık, ahlaksız bir mümin olduğunu söyleyen ahiretteki durumunu da Allah'a erteleyen kişidir veya gruptur. Ne anlama geliyor? Büyük günah işleyen bu dünyada mümin ama fasık, ahlaksız bir mümindir. Fakat ahiretteki durumunu Allah bilir, dilerse affeder, dilerse cezalandırır. Bu açıdan bakıldığında mürciye sanki büyük günah işleyene bir ümit veriyor gibi de bir e, çağrışımı söz konusu. Fakat bu aslında e, neye binaen böyle bir çağrışımı bertaraf etmek istiyor aslında? Hariciler ne diyordu? Büyük günah işleyen kesinlikle bu dünyada kafirdir öbür dünyada cehennemliktir böyle deyince sonuç ne oluyor o kişi ebedi cehennemlik olmuyor ona ama Allahu Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de e, Allah büyük günah e, şirk hariç bütün günahlarınızı affedebilir mi eder sonra ne diyor siz bilmezsiniz Allah bilir mi Allah merhamet sahibi değil mi Allah'ın merhameti merhameti gazabından geniştir Değil mi? Bu şeyler var. Dolayısıyla e, bu tebik olayı Müslümanların zihninde ilk olaydır ama çok önemli bir iz bırakmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'de siz bilmezsiniz, Allah bilir konusu da çok önemli. Çünkü mürciye aslında yeni yetmelerin, hani böyle bir tabir vardır ya, genç kuşakların ideolojisi demeyelim ama bir e, çıkış yoludur. Neden biliyor musunuz? Düşünün yani 35-36-37. yıllar Hicri çok büyük olaylar yaşanıyor. Sıffin, Cemel, sonra Kerbela. Tek sebep Emevi, Haşimi iktidar kavgası. Bunları dinle falan izah etmek mümkün değil. Yani olguların dini boyutu var. Ama bizatihi dini değil bu olaylar. Bu bizatihi dini olmayan olaylar ve olgularla alakalı toplumda büyük bir yarılma söz konusu. Bir kısmı Ali'yi sevmeyi din kabul ediyor. Öbürü Emevileri sevmeyi din kabul ediyor. Veya Osman'ı sevmeyi din kabul ediyor. Böyle bir ortamda biri çıkıyor diyor ki, ve genç kuşak o Cemeli Sıffı'nı görmemiş, duymuş, hafıza aktarıyor. Ama kin ve nefret üzerinden aktarılıyor. Ve bunu din olarak aktarıyorlar. Yeni kuşak daima sorgulayıcı olur. Onun için de Mürciye'nin ortaya çıkışında, Harici büyüklerinin de kullandığı bir şey vardır. Onlar naşiin yeni yetmeler diye tabir kullanır. <laughs> yani genç kuşak bu kalıplaşmış e, keskinleşmiş taraftarlığa daima karşı çıkar. Başka bir yol bulmaya çalışır. Sorgular ve dikkatimizi çeken e, bu hareketin içinde yer alanların bu sebeple asabiyetçilikten bıkmış. Onun dışında bir de Arap ve Haşimilerin dışında bir de Arap olmayan Müslümanların varlığından bahseden bir grup oluşmuş. Çünkü Mevali Müslüman olmuş. Arap olmayanlar Müslüman olmaya başlamış. Şehirlerde bir yekün oluşturuyor. E ama diyorlar ki yani bu ne bu Emevi, Haşimi? Ya bu bunla uğraşmayalım. Ve bir şey söylüyorlar. Bizim imamımız Kur'andır diyorlar. Bakın. Çok enteresandır. Ya bizim imamımız... Asabiyetçiliğe dayalı Emevilerin şu lideri değil. Haşimilerin şu lider yani Ali ve Osman savunuculuğu yapmıyorlar. Biz Allah'ın kitabından, peygamberin söylediklerinden ne anlıyorsak ve onun sonucunda ilk iki halife çok önemli onlar için. Onlar nasıl İslam anladılarsa biz ona sahip çıkıyoruz. Öyle asabiyetçilikle efendim Haşimi Emevi çekişmesinin biz uzağındayız dediler. Bunun içine girmek istemediler. Yani iç çekişmelere ve iç e, biz ona hani e, iç çatışmalar diyelim, bunlara girmeyi kabul etmeyen bir kesimin ortaya çıkması kaçınılmazdı. Bunu doğuran neydi? Haricilerin bu şiddet yanlı bir iman ve İslam anlayışıydı. E, bu teolojik açıdan çok anlamlıydı ama bir de siyasi açıdan bunların tarafsızlığını gerektiren bir durum söz konusuydu. Siyasi tarafsızlık açısından şöyle biliyorsunuz 40 yılından itibaren emevi minberlerinde neler okundu, hutbeler okundu. Hz Ali ve soyuna emeviler, haşimileri lanetleyen haşimiler de onlara değişik şeylerle sebbeden hutbeler vesaire okundu. Bu 60 yıl sürdü. Hicri 100 yılında kaldırıldı. Ömer bin Abdülaziz kaldırdı. Bu sürede e, herkes kendi imamını met ediyordu, öbürünü eleştiriyordu. Öyle bir tavır ve şey gelişti ki Hazreti Ali'yi veya Hazreti Osman'ı öne almak, sona bırakmak bir siyasi tavırdı. Çünkü bir ya Emevici oluyordunuz. Eğer Ali'yi sona bırakırsanız Haşimi değil, Emevici oluyorsunuz. Eğer e, Osman'ı sona bırakırsanız Ali'yi öne çekmek isterseniz hatta Ali'yi en başa çekmek isterseniz o zaman Alici oluyorsunuz. Yani Haşimici oluyorsunuz. Şimdi böyle bir ortamda bunlar dediler ki tarihsel tecrübe yaşanmıştır. Ve dördüncü sırada Hazreti Ali halife olmuştur. Tarihsel tecrübeyi itik, siyasi tecrübeyi itikadi alana tart taşıyıp itikadileştirmek doğru değildir. Yani ta, çok e, şöyle düzelteyim aslında e, şöyle demek istiyorum. Tarihsel yaşanmış tecrübeyi yeniden düzenlemek mümkün değildir. Yaşanmıştır o. Yani ali öne almak, Osman'ı sona bırakmak yeni bir tartışmayla bu öne arkaya alınacak bir şey değildir. Bu geçmiştir yaşandığı olay. Onun için bunlar biz Ali ve Osman söz konusu olduğunda bunları e, Müslüman ve mümin kabul ederiz ama onlar döneminde yaşanan olayların sonuçları konusunda tereddütlerimiz var ve bu konuda biz o olaylara katışmadık biz o zaman yoktuk Allah kaybı bilir o dönemde yaşananları ve ahirette Bunlar ne hüküm giyecek onlar bilir bizim fikrimiz Ali'yi siyasi sıralamada dördüncü sıraya bırakmaktır. Bakın yine asabiyetçiliğin önüne geçmeye çalıştılar. Siyasi açıdan Ali'yi dördüncü sıraya, tarihsel tecrübe neyse o. Onu yenile yenilemek, değiştirmek mümkün değil. O dördüncü sıraya, bu defa Şii kaynaklarda mürciye tanımlanınca şöyle dediler. Siyasi olarak. Ali'yi dördüncü sıraya bırakanlar mürciydir. Farklı bir e, cephe açtılar. Dolayısıyla, Asıl mürciye denince ortaya koyacağımız tanım şudur. Başta Hazreti Osman Vali olmak üzere. Büyük günah işleyenlerin durumunu Allah'a bırakan ve onların cennetlik ve cehennemlik olduğu konusunda kesin bir şehadette bulunmayanların adıdır. Bu şu anlama geliyordu. Ali ve Osman'ın sorgulanmayacağı manasına değildi hiç hata yapmadıkları manasına değildi. Onlar da hata yaptılar ve başka bir kaside de Mürciye'nin yazdığı bir kaside de şöyledir. Çok enteresandır. Ali de Osman da Allah'ın huzurunda hesap verecektir. Şimdi aslında bu hem Emevilerin aleyhindeydi hem Haşimilerin aleyhinde bir fikirdi. Evet gördüğünüz gibi bu tanıma baktığımızda aslında Mürciye ee, İslam toplumunda İslam toplumunun birlik ve beraberliğini savunan ve tevhid etrafındaki bu kenetlenmeyi e, güçlendirmeye çalışan bir ekol olarak ortaya çıktı Mürciye'nin bir bugün modern söylenen bir şey var ya mottosu ben çok onu şiarı vardı bu şiarı şuydu inne dine bil cema din cemaat birlik bütünlük bu cemaati şöyle anlıyoruz tevili kabul ettikleri için din çoğulculuktur. Farklılıkların bir arada yaşaması demektir. Çünkü cemaat burada tek tip bir şey değil. Cemaatle kast Müslümanların bütünlüğü. Cemaatül Müslümin'dir. Müslüman ümmetin, Müslüman toplumun bir üyesi olmak esastır. Müslüman toplumun içinde ondan ayrılmamak esastır. Dolayısıyla mürciye denildiğinde akla gelen şey farklı görüşleri sürseler dahi, çeşitli teviller yapsalar dahi, bu tevili dolayısıyla İslam toplumunun dışına çıkmış değillerdir. Hele hele imanın dışına hiç çıkmış değillerdir. İslam düşüncesinde akli yönelime ilk ışık yakan, yeşil ışık yakan, bu açıdan mürciye olmuştur. Çünkü tevil varsa, tekfir yoktur fikri mürcenin fikridir. Kur'an bizim imamımızdır diye dedikten sonra ayetleri kendi ortamında niçin ve ne demek istediğini dikkate alarak yorumladığı için mürciye teville karşı çıkmamıştır. Ve çünkü eğer literal anlasak hani Yunus Bey dinlediniz. Zahirilik literal anlıyor değil mi? Ayetleri, rivayetleri çok aşırı deri, Haricilik de öyledir. Aslında haricilik ve zahirilik ee, geçmişi konserve etmekten başka bir şey değildir. Mesela haricilik, siyaset konularını Arap örpünde var olan hakemlik sistemiyle önce çözmek istemiştir. Sonra çelişkiye düşüp reddetmiş. Hakemlik sistemi Arap kültüründe, siyasi geleneğinde bir sorun çözme yöntemiydi. Dikkat edin peygamberimize Hacer-ül nereye hakem tayin ettiler. Hakemlik aslında eee Kur'an-ı Kerim'de de eşlerin ayrılmaması için aile problemlerinde falan önerildi. Bir çözüm yoluydu. Fakat bu doğru kullanılmadı. İşte e, mürciye mesela bir ayet-i kerimede kim bir mümini öldürürse cemel ve Sıffı'nı dikkate alın 35 bin kişi ölmüş. Müslüman bu sahabe. E, ve şöyle diyor ayet-i kerimeye dikkat ediyorlar. Yani Müslümanlar öldükten sonra ve öleceği zaman öldürmek istediğinde, savaşmak istediğinde ayet açık. Kim bir mümini öldürürse müminen müteammiden değil mi? diye fe cezau haline beda ee, şimdi bu ayet kerimeye baktığınız ayet ne diyor? Bir mümini kasten öldüren ebedi cehennemliktir diyor. Peki o zaman ne olacak Cemel ve Sıffin'e katılanların durumu? Harici mantığıyla anlarsanız hepsi cehenneme gitmiş oluyor. Çok enteresandır. Burada müteammiden ifadesine bir açıklama getiriyorlar ve Müslümanların aslında ilk dönem olaylarına bir olay ve olguya farklı açılardan bakılabileceğini sebep-sonuç ilişkisinde ve maksada göre değerlendirilebileceğini de ilk ortaya koyan bunlar oluyor. Onlar diyor ki, burada müminen müteammidendeki müteammiden kelimesi bir sebebi imanihi demektir. Yani kim bir mümini imanı sebebiyle öldürürse cehennemliktir. O kadar değiştiriyor ki bir anda hariciliğin şiddet e, sarmalını dağıtmış oluyor. Ceve bunu Ebu Hanife Maturidi eli sünnetin birçoğu benimsemek durumunda kalıyorlar. Önemli bir şey aslında. Mesela e, kim Müslüman olabilir, nasıl Müslüman olur sorununu gündeme getiriyorlar. Müslümanlık bir aşama mıdır? Müslümanlığın hangi durumlarda ne tür sonuçları olabilir? Yani Müslümanlık bugün bir devlete vatandaş olmak şeklinde bir anda gerçekleşen bir kayıtlı olan bir şey midir? Müslümanlığa girmek isteyen nasıl kendini bu topluma bağlar? Sorunu çok tartışıldı. Mesela bunlar dedi ki, e, İslam kişinin kendi iradesiyle, kalbiyle, aklıyla, düşünerek, Doğru bir bilgiyi tasdik ederek gerçekleşir ve bunu da diliyle söylerse gerçekleşir. Söylemediği takdirde kalbine inanıyorsa kalpten yine mümindir. Dille söylemek ikinci derecede önemlidir. Şimdi bu o kadar önemli bir sonuç getirdi ki, eğer siz bir mümini <laughs> doğru bilgiye inanan ve onu tasdik eden görürseniz ve onun yaptıkları diğer fiilleri, Bundan sonra korsanız ki işte mürciyenin itikatta bir başka anlamı da amelleri ikinci sıraya bırakmaktı. İmanı esas almak. Bu aslında felsefenin günümüzdeki birçok tartışmanın da biliyorsunuz temel rengi noktasıdır. Yani önce doktrin mi, inanç mı, sonra pratik mi? Pratik mi, nazariye mi? Mürciye göre arkadaşlar bütün bu fiillerin, Asıl varoluş sebebi e, imandır. İman yoksa amellerin bir kıymeti yoktur. Ha Dünyada itibar görür insan. Ama Allah katında bu itibarı söz konusu olamaz. Şöyle biraz daha açayım. E, bir ağaca benzetirler imanı. İman bir ağaçtır, asıldır. E, ameller meyveleridir bir ağacın bu sene meyvesi olmaması veya az olmaz ya da hiç vermemesi onu elma ağacı olmaktan çıkarmaz. O mümin olmaya devam eder. Bunu şöyle formül ediyorum ben. Ameller imanın sebebi değil, iman amelin sebebidir. Eğer amellerle iman aynı olmuş olsaydı, bir ameller imanın sebebi olmuş olsaydı, o zaman Müslümanlar arasında dış görünüşe göre farklı statü tartışmaları oluşacaktı. Hatta ve hatta dış görünüş şekil düz e, üzerinden, ritüeller üzerinden insanlar imanlarını kontrol etmeye kalkacaklardı. Ki bugün amel iman münasebetini ayırmayanlar, selefiler ameller üzerinden insanların imanı üzerinde tahakküm kurmaya çalışıyorlar. Namaz kılmıyorsa Tamam iman işte azalıyor azalıyor. Hatta bir rivayete dayanarak ne yapıyorlar? Terküs salat küfrün diyerek büyük günah işleyen kafir e, namazı terk eden terk etmek küfürdür diyerek namazın terkini küfür olarak değerlendiriyorlar. Hatta ve hatta eee İbn Baz diye çok e, Muhammed bin Usaymin gibi Mısır'da çok yüksek düzeyde müftü ve benzeri görevlerde bulunmuş kişiler her Hanbeli İbn Teymiye dahil bunun üzerine eserler yazdılar. Hükmü terki salat diye. Namazı terk etmenin hükmü nedir? Ve o kadar ağır onu daha sonra gündemde gündeme getireceğiz ehli sünnette. O kadar ağır hükümler koydular ki namaz terk eden kimsenin cenazesi Müslüman mezarlığına gömülmez diyecek kadar radikal fikirler ileri sürdüler. Namaz kılmayanın nikahı boşatılır. İşte kılar kişi olarak evlenmişse sonra kılmıyorsa boşatılır. Namaz kılmayan birisinin mirasına oğlu bilmem e, varis olamaz gibi çok değişik hükümler. Hatta ve hatta hadi dünyada böyle bir şeyler söylüyorsunuz e, ama ahiret konusu söz konusu olunca bu bizzat Muhammed bin Usaymin Selefi e, bir e, yüksek düzeyde alim saydıkları kişinin fetvasında bende var onun metni. Orada söylüyor Harun'la işte şey affedersin Karun'la e, Karun e Fıravun'la haşredilir ahirette diyorlar. Şimdi bakın o kadar şiddete yönelik şeyler söylüyorlar ki yani siz ahirette kimin kimle haşredilir Allah'ın yerine koyup kendiniz nasıl hüküm verebilirsiniz? Ya yani bütün derdi Allah'ın bilebileceği konuları kendinizi onun yerine koyarak hüküm vermemenizdir. Onu Allah'a bırakmanız gerekiyor. İşte bu açıdan değerlendirildi. Mürciye amellerle imanı birbirinden ayırmış. Fakat şunu demek istemiyor. Bütün sorun burada düğümler. Mürciyenin en çok eleştiri aldığı konulardan birisi budur. Siz amellerle iman ayırdınız. Hatta Ebu Hanife'nin kitabı Alim ve Mütallim'inde başka eserlerde geçer der ki bir muhanninin imanıyla bir şarkıcının bir efendim e, sıradan birisinin imanıyla peygamber imanı aynıdır. Ameller farklıdır. Sevapları farklıdır. Ama onların imanının bir olmasını neye bağlar? Der ki Allah'ın birliğine, varlığına, getirdiklerine, gönderdiklerine, resulüne, nebisine, kitaplarına inanmak doğru bilgi üzerine onu tasdik etmek imandır. Bu bilgide şek ve şüphe olmaz. Bunu zaten gerçekleştiren herkes iman olabilir. Yani imanın en güçlü e, yönü doğru bilgiye dayalı, akılla delillendirilmiş, tasdik edilmiş ve tahkik edilmiş olmasını ister. Onun için de bu Hanife kalple tasdik yöne çıkar. Ameller imandan sonra yapılması gereken şerayidir, yani dinin emirleri ve buyruklarıdır. Tabii ki bundan insanlar. Dini kabul eden mantıklı düşündüğünde onları da yerine getirmek durumundadır. Bu e, hiçbir zaman e, mürciyenin tabi e, edilmekten eleştirmekten kurtulmadığı bir konudur. Çünkü bazı e, fıkıh kitapları, itikat kitapları mürciye içerisinde bir grup şöyle de demiştir. Bunu mürciyeden de istismar edenler olmuştur onu da söyleyeyim. Bazı gruplar demiştir ki din eşittir tasdik veya ikrardır. Ameller işte yapabilirsem yaparım yapmazsam falan amelleri gerçekten ikinci sıraya bırakmaktan çok değersizleştirenler de olmuştur. Tabii ki bu Müslümanlarca eleştirilmiştir. Yani bu açıdan Mürce la kayıtlıkla bu genel değildir yalnız. Mürcen içinde bir grup için geçerli olabilir. Aslında bunu kullandıkları kesin Muhammed bin Kerram diye bilinen bir gruptur. Kerramiye diye. Kerramiler şöyle derler. İnnel iman ikrarun billisan. İman dil ile ikrardan ibarettir. E ameller, aslında adam amelleri tanımlamıyor. Sadece imanı tanımlıyor. Fakat dikkat ediyoruz. Muhammed bin Kerram nasıl bir adam? Hakikaten amelleri biraz sufi boyutu var, mistik boyutu Muhammed bin Kerram'ın. Amelleri boşa mı çıkardı diye düşünüyorum. Ben onu çok e, geniş bir şekilde inceledim. Aslında adam şöyle, hapse atıyorlar. O dönemin e, yöneticiler, tahirler tarafından. Aslında çok dindar bir adam. E, bir süt dükkanı var. Etrafında binlerce kişi var. Onları Müslüman olmasını sağlamış. Onlara süt dağıtıyor, vaaz ediyor falan. E, ve bir fakih. Hanefi fakihi. E, sonra e, gidiyor, cuma oluyor. Kapıya kadar gidiyor. Kapıda ben cuma namazı kılmak istiyorum diyor hapishanede. Onlar diyor ki senin özgürlüğün yok, sana cuma namazı zaten farzdır, nereye gidiyorsun falan. Ee, geri çeviriyorlar, sonra elini açıyor, dua ediyor, diyor ki e, Ya Rabbi diyor, ben senin e, beni buraya haksız olarak attıklarını biliyorum. Cuma bana farz. Ben cumayı kılmak için e, çıkmak istedim. Bu zalim insanlar beni bırakmadılar. Bütün vebali onlara aittir. Her cuma bunu tekrarlıyor. Yani zulme karşı bir şey var. Adam böyle basit bir adam değil. Bir de Mürci arasında fıkıhla ilgili çok büyük bir faaliyet var. Fıkıh demek amelleri öne çıkarmak demektir. Ameller konusunda değil mi? Çalışmak demektir. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında da mürciye sanıldığı gibi şeyi geriye bırakan amelleri tamamen mahiyet ayrımı yaparak geriye bırakan değil. Amelleri imanla karşılaştırdığımızda haricilerin yaptığı gibi imanın yerine koymaya karşılar. Amel eşittir iman değil. Ama tabii ki amelle ahlak arasında çok güçlü bir bağlantı kurarlar. Mesela mürciyeye göre imanın hasletleri arasında Allah korkusu, Allah sevgisi, tekebbürü terk etmek, istinayı terk etmek, bütün bunlar sayılmıştır. Onlara göre en büyük amel kalbi iman olan, kalbin fiili olan amel imandır. En büyük eh, ahlaksızlık nankörlüktür, küfürdür derler. Yani imanla ahlak arasında çok sıkı bir ilişki kurar mürciye. Bazı arkadaşların anladığı gibi mürciye modern dönemde de maalesef bu tartışma devam ediyor. Mürciyeyi sanki amelleri bütünle terk etmiş, hiçbir önem vermemiş. Sadece kuru bir imandan. Böyle bir şey yok. Duygusal boyutuna da dikkat çekmektedir mürciye. Bu korkmak, sevmek bunlar hep duygusaldır. Bunlar imanın birer hasletidir. Ameller ikiye ayrılıyor. Kalbi ameller ve bedeni ameller. Bedeni, diğer e, azaların amelleri. Bunları namaz, oruç, zekat vesaire. Bütün bunlarda asıl olan iman temeli üzerine oturmasıdır. Aksi takdirde e, bunun bir geçerliliği söz konusu değil. Kısaca yani mürciyenin asıl ortaya çıkış sebebini buradan da anladık ki birinci derecede bir defa Emevi-Haşimi çekişmesi ve iktidar kavgası var. Bu iktidar kavgasında asabiyetçiliği değil, mantıklı olmayı ve de var olan durumu iyi analiz etmeyi istemektedir. İkinci bir konu harici şiddet yanlısı anlayışı bertaraf etmek vardır. Aslında bu anlayış büyük şehirlerde bütün Müslümanların çoğunluğunun istediği bir şeydir aslında. Yani Müslümanlar hani Topluca barış içinde olsun, sulh içinde olsun. Bir başka şey de Emevilerin e, Arapçı politikalarına karşı çıkmak vardır. Çünkü Emeviler ne yapıyorlardı? E, mevali üzerine büyük bir baskı kurmuşlardı. Arap olmayanlara ikinci sınıf Müslüman bak bakıyorlardı. Hatta ve hatta savaşa gönderiyorlar eğer Arap değilse, mevaliden birisi ise süvari olarak savaşmasını istiyordu. Ganimetten azalsın veya almasın diye. Hatta ganimet vermiyor, ganimetten pay vermiyorlardı. Hatta şehirlerde göçle birlikte bir mevali kesim oluştuğu için hemen şunu söyleyeyim. Mürciye şehir tezahürüdür, fenomenidir. Haricilik nasıl bedeviliğin bir tezahürü ise Mürciye şehir fenomendir. İslam'a giren gayri Araplar mevali olarak gelenlerin tamamı yerle gelmiştir. Ve bir şehir düzeni, bir hukuk sistemi, bir devlet geleneğinin içinden gelmişlerdir. Onu tecrübe etmişlerdir. Bir de geldikten sonra da yine şehirlerde doğup büyüyen çocuklardır bunlar. Dolayısıyla mürciye denince en tipik tanımlayıcı ve sosyolojik olarak tanımlayabileceğimiz en önemli vasıflarından birisi şehir e, olgusu olmalarıdır. Şehrin sesi olmalarıdır. Şehir biliyorsunuz çoğulculuk ifade eder. Yani şöyle bir şey diyemez. Hariciler gibi nehravana çekilip, beri tarafa çekilip, e, dünya bundan ibaret göremezsiniz. Şehir demek vitrin demektir. Birden fazla görüşlerin olduğu yer demektir. Sizin bir binada falanca e, mezhepten var diye yaşamama veya burayı ben terk ediyorum deme hakkınız olabilir ama şehir böyle bir yer değildir. Şehirde her görüşe yer olması lazım. Ee, çünkü teşhir yeridir orası. Bu açıdan bakıldığında İbni Haldun'un Haldun Hadari ve Bedevi ayrımına da bakarsak, İbni Haldun mesela Ebu Hanife'yi e, bu medeni olan kısma kor, Diğerlerini Ahmet bin Hanbel gibi, ee, İmam Şafi ve diğerlerini henüz tam medeni toplumun tezahürleriyle intibak edememiş kişiler olarak görür. Hatta bu konular Ebu Hanife bilirdi, ona işaretler. Asıl sorunlardan birisi birazdan ona geleceğim. Bu bizim sünnilikle Ebu Hanife ile mürcen ilişkisi nedir? Bütün tartışmalar tarihte bunun üzerine cereyan eder. Hangi sünni kaynağı açarsan ister Hanefi ister e, Maturdi ister Eşari isterse Hanbeli bütün olay mürciye denince iki kişi akla gelir. Birisi bu Muhammed bin Kerram hani ameller şey iman ikrardır diyen var ya az önce bahsettim. Birisi de Ebu Hanife tartışılır. Öbür şahsiyetler zikredilir ama görüşleri çok siliktir. Ama Ebu Hanife söz konusu olunca, Muhammed bin Kerram söz konusu olunca eserlerde bunlar uzun uzun konuşulur ve tartışılır. Birazdan o konuya girmiş olacağım. Sonuç olarak bu mürciyenin ortaya çıkışında tekrar toparlayacak olursam Emevi taraftarı olmayan Haşimi taraftarı olmayan ama İslam toplumunun genel dini akımı içerisinde büyük bir yer işgal eden kesimin biz bu işte yokuz, biz tarafsızız diyerek ortaya çıkanların oluşturduğu bir anlayıştır. Yani ne Emevicilik yapan, ne Haşimicilik yapan, bunu da şeye dayandırıyorlar. En tipik bir misal, hani Peygamberimizin vefatından sonra Üsami ordusu gönderiliyor ya, sonraki dönemlerde de İslam toprakları genişleyince değişik sahabelerden gruplar oluşturup, ordu olarak değişik yerlere, fetihlere gönderiliyorlar. Bir de geliyorlar ki bakıyorlar Müslümanlar paramparça olmuş. Bir tarafta Ali'yi met edenler, öbüründe işte Muaviye'yi met edenler. Ya bir bakıyorlar durum çok kötü. Ve şu sözleri söylüyorlar, çok enteresandır. Bu tarih kitaplarında, siyasi tarih kitaplarında vardır. Buna Mürciye'nin ilk nüveleri diye ben isimlendiriyorum bu grubu. Ki bütün Mürciye'nin tarihsel arka planı da buraya dayanıyor. Şöyle diyor, biz sizi birlik ve beraberlik içerisinde bırakmıştık. Neye dikkat çekiyorlar? Cemel ve Sıfın yaşanmamış iken biz sizi birlik ve beraberlik içinde bıraktık. Ee, şimdi ise sizin ayrılığa düştüğünüzü, bir kısmınızın Hazreti Osman mazlum olarak öldürüldü, o ve ashabı en adil kişilerdi dediklerini, bazılarınızın ise Hazreti Ali ve ashabı daha adil ve doğrudur dediğinizi görüyoruz. Halbuki bize göre burası enteresan. Halbuki bize göre onların hepsi güvenilir ve doğruluğu kabul edilen kimselerdir. Biz onlardan hiçbirisinden nefret etmez. Ebubekir, Ömer, Osman, özellikle Osman ve Ali onlardan hiçbirisinden nefret etmez. Onlara lanet etmez ve aleyhlerinde şahitlikte bulunmayız. Onların durumlarını Allah'a rica ederiz. Allah kıyamet gününde o ikisi arasında hükmedecektir. Bunları söyleyenler kimler biliyor musunuz? Sahabe, büyük bir kesim. Kimler var arasında? Abdullah İbni Ömer. Kimler var? Saad bin Ebi Vakkas. Onun için hakemlik kolayında falan öne çıkıyor tarafsız olarak. Muhammed bin Mesleme, Üsame bin Zeyd, Kudame bin Mazun, daha çok sayacağım şey, Zeyd bin Sabit, Mesneben muhallet Tarih kitapları bu kişilere ilk mürciler diye tabir kullanır. Aslında buradaki henüz ortada bir mürci kesim yok ama mürcenin nüveleri diye isimlendiriyorum. Sonradan olaya böyle bakıyorlar. Halbuki henüz mürce sahabenin o dönüşünde olan bir ekip değildi. Ne zaman çıktı mürce? Ancak Hicri 60'a, Kerbela'dan sonra ki tartışmalarda. Yani 60 ile 75 yılları arasındaki olaylara baktığımızda artık mürciye bir grup olarak bahsediliyor. Sebep de 64 yılında ve öldürülen Nafi bin Elezrak'ın grubu haricinin en şiddetli yanlısı grubuydu. Onlara özellikle tepki olarak çıktığı için ilk tezahürünü o zaman görüyoruz. Orada da bir olay anlatılır. Nafi bin Elezrak bir grup arasında tartışma yapılır. Nafi bin Elezrak onlara soru sorar. İşte siz büyük günah işleyeni ne kabul edersiniz? hiç günahsızı ne kabul eden bir soru cevap şeklinde. En son bunlar der ki büyük günah işlerini biz Allah'a bırakırız. E o zaman siz Kur'an-ı Kerim'dekiler gibi o mürcevne ayeti vardı ya siz mürciyesiniz diye bunları bir isim koyar. Bu isim başkası tarafından konulmuş bir isimdir. Mürciye kendisine bu ismi kullanmaz. Mürciye kendisine şari adını kullanır. Şurat adını kullanır. Aslına dikkat ederseniz hariciler de kendilerine şurattır. Ne demek şurat? Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede nefislerini cennet karşılığında Allah'a satanlar. Şari, şurat. Bunun manasıdır. Şu, bir hariciye göre kendi görüşünden olmayanları öldürmek büyük bir cihattır. Bu bir şari sıfat. Yani şari olmanın gereğidir. Fakat mürciye bunu böyle görmez. Mürciye iç çekişmelerde ve çatışmalarda bir Müslüman'ı öldürmekle cennet alınmaz der. Onun için mürciye iç çekişmelerde Emevi Haşmi Çeki vesairede çatışmalara girmemiş, daha çok Müslüman olmayanlar arasındaki e, cihat faaliyetlerine katışmıştır. Ondan dolayı da şurat derken bunu kastederler. Müslümanlarla değil, Müslüman olmayanlarla yapılan savaşlarda ancak biz Allah'ın cenneti karşına nefislerimizi satın satarız şeklinde. Bu şey bu şeye binaen e, tabi şöyle bir sorun gündeme geliyor. Mürciye Emevi destekçisi miydi peki? İş çatışmalardan uzak durmak demek, tarafsız olmak demek bir anlamda Emevilere de belli bir ölçüde destek olmayı gerektiren bir şeydi değil mi? E, Emevilerin yaptığı zulme hiç mi ses çıkarmadı bunlar? Buna baktığımızda değerli arkadaşlar şöyle bir şey görüyoruz. Mürşem'in bir prensibi var. Şunu söylüyor: Bize silah çekilmedikçe, bizim kanımız akıtılmadıkça, bize zulmedilmedikçe biz silaha sarılmayız. Bu şiirlerine değişik şeylere geçmiştir. Ama şöyle bir şey yapmazlar. Ha, siz efendim asabiyet dolayısıyla tevelli ve teberri var. Ne demek tevelli teberri? Yani Ali sevenleri örneğin Şia için tevelli demek Ali sevenleri dost edinmek. Hariciler için ne demek? Tahkimi kabul edenleri reddedenleri dost edinmek demek. Efendim bir harici için teberi ne demek? efendim tahkimi kabul edenler, hepsinden uzak olmak demek. Ona düşman olmak demektir. Mürciye tevevli ve teberriyi çok dikkatli kullanır. Der ki biz Ali ve Osman'dan ne teberri ne tevelli ederiz. Yani onu ne dost ediniriz ne düşman ediniriz. Ondan durumunu biz Allah'a bırakırız. Aslında bu dolaylı olarak Emevilere bir eleştiridir. Hem nasıl oluyor yani Ali'yi dost edinmiyor, Osman'ı dost edinmiyor ve ne de ondan beri oluyor. Biz o konuda tarafsızız diyor. Bu çok ilginçtir. Mürciye'nin ilk irca risalesini yazan da Hz. Ali'nin Muhammed el Hanefiye'den torunudur. Hasan bin Muhammed el Hanefiye'dir. Bir torunu çıkıp kendi dedesi hakkında onu siyaseten ne dost ne de düşman ediniriz demesi enteresandır. İşte mürciyenin tarafsızlığı siyasetin e, siyaset zemininde insanları sevip düşman edinmeye karşı olmasındandır. Onu bir mümin olarak biliriz ama onunla ilgili tartışmalar var. Onu biz Allah'a bırakırız diyorlar. Çok enteresan. Onun için Mürce'nin e, bu tartışmalarda şöyle bir şey söz konusu. E, Mürce e, diyorlar ki e, Emeviler eğer bize silah çekmiş, kılıç çekmişse, biz onların karşısına bizim canımız tehlikedeyse savunmak için kendimizi savunur silaha sarılırız. Evet. Mürciye genel olarak emevileri destekledi diyemeyiz. Mürciyenin içinde üç grup vardır bu konuda. Birisi e, emevileri e, itiraz etmeden onlara bir köşeye çekilip e, bir nevi destekleyenler diyebiliriz. İkinci grup Onlara karşı zulümleri dolayısıyla diğer isyanlara katılıp Emevilerin aleyhinde faaliyet gösterenler. Üçüncüleri de silaha sarılmamakla beraber eleştiri şeklinde devam edenler. Mesela Emeviler döneminde üç önemli büyük isyan vardır. Bunlardan birisi e, e, Hicri 80 yılında yapılan çok e, Abdurrahman İbleşe isyanı. O isyana bir grup olarak katılmışlardır. Ve mürci bir grup bölük şeklinde Tarih kitapları bunu böyle söyler. Yezid bin Müelleb'in isyanına Emevilerin adaletsizliğine karşı çıkmak amacıyla gerçekleştiren isyana yine bir grup olarak katılmışlardır. Dolayısıyla Emeviler hele hele 13 yıl süren bir isyana katılmışlardır ki liderleri de mürci birisidir. Haris bin Süreç, Süreç sülalesi Türk asıllıdır. Onu söyleyeyim. Medine'ye çok önceden göçmüş. Bugün yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Süreç demircilere daha çok kullanılır. Demirle Iı, silah yapımı yani o zamanki ıı, şeylerle <laughs> <laughs> affeden teçizat hazırlanması ile ilgili. Ee, Haris bin Sürey Horasan'da 13 yıl boyunca Emevilere isyan etmiştir. Sebep nedir biliyor musunuz? Emevi valilerinin her defasında orayı gelen Horasan ve Maveraünnehir, Türkistan'ı fetheden valiler her defasında oraya yeniden almış gibi sözleşmeleri iptal edip yeniden vergi koy, cize ve haraç almalardır. Yıllarca bu sorun olmuştur. Ve Ebu Hanife'nin araya girmesine rağmen <laughs> bunlardan bazı çözümler sağlanmışsa da maalesef çözüm nihai olarak Ebu Hanife hayattayken sağlanamamıştır. Ebu Hanife'ye bir ekip gelmiştir. Bu Haris bin Süreyç isyanı devam ederken onların kurtarılmasıyla alakalı olarak hatta biz Müslüman olduk diyorlar. Bizden vergi ve hareç ve cizye alıyorlar diye Ömer bin Abdülaziz'e de itirazlar gelmişti. Ömer bin Abdülaziz çok adil bir insandı hakikaten. İlk defa şunu söyledi. Müslümanlar çünkü gelen ekip arasında diyorlardı ki biz Allah'ın birliğine inanıyoruz. Türklerde tek tanrı inancını düşünelim. Ya yani çok erken dönemlerde bunlar tartışmaya geliyor. Ee, biz Allah'a inanıyoruz. Ama bu adamlar bizden haraç ve cizye alıyorlar. Hiç inanmamış gibi bize muamele yapıyorlar. Bazıları derler ki efendim Horasan, İran, e, Türkistan zorla kılıç zoruyla İslamlaştı. Bu tamamen fiyasko ve yalandır. Aksine Emeviler Türklerin ve orada Farsların Müslüman olmasını istemiyorlardı daha fazla haraç ve cizye almak için. Her gelen vali yeni bir sözleşme imzalıyordu. Yeni bir şey yapıyordu. Ve şunu diyorlardı ya diyorlardı. E, itiraz şu karşı Emevi valilerinin. E siz sünnet olmamışsınız. Camileriniz yok. Kur'an ezbere bilmiyorsunuz. Ömer bin Abdülaziz dedi ki Allah'ın Resulü sünnetçi olarak gelmemiştir. Müminim diyenden harac ve cizye alınmaz. Ancak Ebu Hanife'nin öğrencisi Ebu Yusuf Kadıl Kudat olduktan sonra bir fetva verdi. Çünkü yetkisi vardı artık. Ee, mümin olandan haraç ve cizye alınmaz diyerek kurtardı. Türk bölgeleri, Horasan ve Arap, şey, Fars bölgeler, Güney Asya, bundan sonra İslam'ın hızla yayıldığını görüyoruz. Onun için Türkler kılıç zorunun aksine kılıç zoruna rağmen siz Müslüman olmayın, Müslüman olmamaya devam edin, biz sizden şey alalım. Çünkü o kadar güzel yerler ki Arap çölünden çıkıyorsunuz, ben gittim hepsini gördüm. İran'ı gördüm. Türkistan'ı gördüm. Her yer yemyeşil. Cennet gibi. Kur'an'da tarif edilen cennet oralar. Her gelen valinin iştahı kabarıp yeniden fethetmek istiyor orayı. Ondan sonra da kurallar değişiyor. İşte bu Ebu Hanife özellikle burada bir anahtar rol oynadığını görüyoruz. Kaynaklarda Ebu Hanife'nin mürciye olan ilişkisi hep tartışılmıştır. Mesela e, açın e, Makalatül İslami'nin eşarinin Mürce'nin dokuzuncu fırkası olarak Ebu Hanife ve sayar. E, açın e, Sahi Buhari biliyorsunuz e, biliyorsun Buhari'nin e, eserleri Kitabul Kebir, Siyeri Kitabul e, Siyeri Kebir ve Siyeri Sagir diye. E, bunları açtığınızda e, bu kitaplarda şey Tarihül Kebir ve Tarihül Sagir affedersiniz. Bu kitaplara baktığınızda Ebu Hanife Mürciye'nin bir mensubu. Hangi itikat kitabını açarsanız açın Ebu Hanife Mürciye'nin altında sayılır. Sonra bir refleks gelişiyor. Ya bu Mürciye hani olumsuz bir imaj da var ya Ebu Hanife ile bu bir dengeyi kurmak lazım. Ebu Hanife nasıl bir mürciydi? Şimdi dikkat ediyorsunuz kaynaklarda bu defa bir mürciye türü üretiliyor. Ehli sünnet mürciyesi efendim ehli bidat mürciyesi. Ya peki kaynaklarda ehli bidat mutezilesi var mı? Yok. Ehli bidat şiiliği var mı? Ehli sünnet şiiliği var mı? Yok. Ehli sünnet hariciliği var mı? Yok. Neden böyle bir tabiri çıkardılar? Çünkü asıl amaç Ebu Hanife'yi aklamaktı. Ebu Hanife'nin eserlerine baktığımızda açıkça görüyoruz ki Ebu Hanife mürciye, izca doktrinini benimsemiştir. Ama itirazı şunadır. Ebu Hanife bu ismin hariciler tarafından kendilerine verildiği için mürce olarak lekeleyici ve ne diyelim damgalayıcı bir isim, küçük düşürücü bir isim olarak da yaygınlaştığı için bu isme karşı çıkmıştır. Ama sonuçta Maturidi Kitabül e, Tevilatül Kur'an'da bu hani Allah e, meleklere secde etmeyi şey yapınca isimleri öğretti e, şeyini bahsederken orada bir itiraz yükle söylüyor şeytan farklı davranıyor. meleklerde diyor ki bizim Allah'ın bildirdiğinden başka bir bildiğimiz yok. Allah ne bildirdiyse biz onları biliriz. Bu şeye binaen hiç alakası yokken Ebu Hanife'nin irca tartışması burada gündeme getiriliyor. Ve bir not düşüyor. Ebu Hanife'ye sordular mürciye nedir diye. O da diyor ki Ebu Hanife'den aklı bu doğrudur. Ebu Hanife'nin kitabül Alim ve Mütalliminde geçmektedir bu şeyler. Ve diğer eserlerinde de bunun izleri vardır. Ee, Ebu Hanife diyor ki ya Ebu Hanife ağzından anlatıyor. Ebu Hanife ilk mürciye izca fikrini ilk uygulayanlar meleklerdir. Ne dediler? Ya Rabbi senin bize bildirdiğinden başka bir şey biz bilmeyiz. Yani bilinmeyen konuyu Allah'a havale etmek bir izcadır. Dolayısıyla Ebu Hanife diyor memduh yani övülen mürciye dendi. Mezmumdan değildi. Mezmum mürciyene hiç alakası olmayan bir demoloji ortaya çıkıyor. Amelleri Allah'a havale eden, Ya yani bizim fiilimiz yok, ne yapıyorsa biz Allah'ın kaderiyle yapıyoruz, cebriyeci bir anlayışı buna e, denk olarak görüyor. Ebu Hanife'yi kurtarmaya çalışıyor. Ve aslında e, izca doktrinini en güçlü şekilde savunanlardan birisi Maturidi'dir. Tevilatına bakın, bütün iman ayetlerinde amellerle imanın münasebetini en ciddi ve Ebu Hanife'nin çok çok geniş temellendirmelerle tartışan e, İmam Maturlu olmuştur. Ben şunu da söylemek istemiyorum. Yani bu bütün bu karalamalara rağmen Ebu Hanife eşittir. Mürciye'nin o eleştirilen Emevilere itaatkar olan lakayt bir istismarcı bir kesim onu mürciye onun üzerinden tanımlıyor. Nasıl ki hariciliği Nafi bin Elazak üzerinden tanımlıyorlar, ibadiliğe saldırıyorlar vesaire. Mürciye içinde böyle bir şey söz konusu. Bunu ben dışarıda tutmak istiyorum. Yani Ebu Hanife'nin aslında Ebu Hanife'yi ve görüşlerini Mürciye'nin içinden çıkardığınız zaman Mürciye diye bir şeyden e, geriye çok az şey kalır. Yani Mürciye'nin teorisini, doktrinini oluşturan ve temellendiren aslında Ebu Hanife olmuştur. Bundan dolayı e, Buhari eserinde, sahih Buhari'de Ebu Hanife'yi gerek tarihi gerek kebirde gerek sahirde ehli bidat olarak kabul ettiği için Buhari Ebu Hanife ile ilgili konular gündeme geldiğinde veya rivayetler gündeme geldiğinde ondan isim vermek sizin bazısı dedi ki diye aşağılayıcı aslında bir ifadeyle kullanır. Anlatır. Bir doktora tezi yapıldı. Buhari'nin sahihinde 140'ı aşkın yerde Ebu Hanife'nin ismini vermesi gerekirken bu halinin ismini zikretmek sizin birileri dedi ki diye Ebu Hanife'yi eleştiri amacıyla kullandığını, kastettiğini ortaya koydu artık. İkinci bir şey Ebu Hanife'nin bidatçı olması bir hadis eserinde isminin zikredilmesini engel göründü. Ve e, zikretmek istemediler. Evet, e, aslında Ebu Hanife mürciyenin o ortaya koyduğu görüşlerden eli Sünnete çok büyük katkıda bulundu. Neydi onlar? Kısaca onu söylemek istiyorum. Mesela ilk defa ehli kıblenin tekfir edilemeyeceğini mürciye söylemişti dedik. Bunu kendi eserinde ehli sünne daha sonra ehli sünnetin de tümü tarafından kabul edilmesine sebep oldu ama uygulamada farklı davrandılar. Ee, diğer taraftan dinin teville birlikte çoğulculuktan oluştuğunu, yani din demek bir kişinin görüşü değil. Sadece bir grubun görüşü değil. Din, Müslümanların birlik ve beraberliği uğruna ortaya atılmış bütün görüşlere yer olan bir şey olarak tanımlandı. Tevil varsa tekfir yoktur fikri mürciyeden Ebu Hanife tarafından e, alınıp kavramsallaştı veya bir ilkeye dönüştü. Sonradan da e, bütün sünni kesim tarafından kullanıldı. Ayrıca Ali ve Osman'ın durumları konusunda haricilerin yapmış olduğu o karalamalardan kurtararak ama biraz da gizli bir eleştiri de olmakla beraber Ebu Hanife de Osman ve Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin durumlarının Allah'a bırakılması gerektiği konusunda Risale ile Osman el-Betti fil İrci adlı eserinde bu konuya değindi. Evet sonuç olarak arkadaşlar e, burada şunu söyleyebiliriz. Mürciye e, İslam düşüncesine çok büyük bir iz bıraktı. Fakat bir süre sonra e, tabii ki bütün ekoller zamanla değişebiliyor. Hiçbir ekol olduğu gibi kalmıyor. Belli bir süre sonra bazı ekollerin için eriyebilir, dönüşebilir. Aslında e, Mürciye'nin asıl İslam düşüncesine katkısını Maturidi ve bu Hanife çevreleri alıp Ehl-i Sünnet'in bir kesimini oluşturdular. Ve bu açıdan da son derece önemli bir İslam düşüncesine katkıları oldu. Ebu Hanife ve Mürciye söz konusu olunca en önemli anahtar kavram Ashab-ı Rey'di. ashab Rey e, eşittir. Çoğu makalet tür eserlerde Mürciye'nin bir grubudur. Bazen ashab Rey Mürciye'nin yerine kullanılır. Mürciye onun bir alt grubu olarak kabul edilir. Onun için ben e, çok e, meseleyi başta bu Hanife diye tartışıyordum hep. Fakat gördüm ki mesele ashab-ı rey olup olmamakla alakalı. Ebu Hanife meselesi değil. Akılcı davrananlar mürciyeden olmuş ve onun için de Emevilere karşı mutlak itaatkar olmadıklarını söylüyorum. Akılcı olmayanlar Emevi taraftarı olanlar onlar başka bir kulvarda devam etmiş. onlara asabul hadisi oluşturmuş. Dolayısıyla Ebu Hanife'nin öğrencileri ee, Türkistan'dan gelmiş, Orasan'dan gelmiş, Ebu Hanife'den ders almış, gitmiş Belh'e yerleşmiş. Bugün Afganistan Mezar-ı Şerif'in olduğu bölgede eski bir şehir. Ee, çok enteresandır. Ebu Hanife'nin öğrencilere hep orada e, ders verdikleri için o e, Belh şehrine Mürci Abat ismi verilmiş. Mürci'nin kalesi diye. Yani Belh şehri ilk defa bir mezhebin adıyla ki o dönemde çok az şehir var böyle mezhep adıyla öne çıkan. Mürcabat diye isimlendiğini görürsün. Ebu, e, Ebu Mansur Maturidi'nin Kitab-ı Tevhidi'nin son bölümü El Mes'ele Fil İrca'dır. Ve orada uzun uzun bu irca doktrinini, büyük günahı, büyük günah amel ilişkisini falan anlatır. Bir şeyle e, Mısır'da e, çok karşılaştığım için bir konu daha var. Bu imanda eşitlik olayıyla bir de imanda istisna konusu var. Diğerlerini kısmen bahsettim. Ee, Mürciye'nin ve Ebu Hanife Matur de bunu benimser. İmanda istisna olmaz derler. Ne demek? Size yani müminseniz mümin olduğunuzu bilerek inanıyorsunuz. Değil mi? İmanı bilerek iman ediyorsunuz. Ben şimdi yemek yediğimde e, bana soruyorsunuz siz yemek yediğiniz tok musunuz? Ben diyorum ki inşallah tokumdur. Çok saçma bir cevap olur. İman etmiş birisine de siz mümin misiniz dediğinizde şey o der inşallah ben müminim diyenler vardı asabul hadis. Ebu Hanife bunu reddediyor. Diyordu ki bir insan iman ettiğinde şüphesi varsa zaten mümin olmaz. Önce imanın kesin olması gerekir. Dolayısıyla imanda kesinlik esastır dediklerinden dolayı imanda istisnayı kabul etmiyorlardı. Tabi bu istisna bilemiyorum ama acaba biraz bu Arap dünyasında ve Araplarda herhalde sebep sonuç ilişkisine fazla dikkate almadıklarından inşallah şey çok kullanılıyordu. Mesela gidiyorsunuz e, Mısır'da bir otobüse bindiğinizde inmek istiyorsunuz. Biz yeni gitmişiz Kahire'de. Arapça işte ene üriden enzil minel falan filan konuşmaya çalışıyoruz. O arada şoför bizi böyle e, aşır okur gibi dinliyor tabii. Anlamıyor tabii. Ya bir defa oldu. Herhalde bunun başka bir yolu var dedim. E, o inenlerin yanına yaklaşıp onlar ne diyorsa ben de öyle söyleyeyim dedim. Bir de baktım ki çok kolaymış. İnecek inecek diyormuş ki ene nazil inşallah diyor. Ya yani ben inşallah. O da diyor ki inzil inşallah. <laughs> bu kadar basitmiş. Bu <laughs> mümin olanın imanını ifade etmekte bunlar kullanılmaz diyor bu Hanife. İneceksen İncem diye. <laughs> Onu da kısaltmak lazım o zaman. İkinci bir şey bu mümin ve müslim ayrımı çok dikkate değer bir şey. Önemli bir konu bu. Ee, o da şöyle. Her mümin müslüman mı? Her müslüman mümin mi? Bu çok teorik gibi basit bir sorun görünüyor ama çok önemli bir sorun. Mesela Kur'an-ı Kerim'de çeviri yapanlar Kur'an'daki bazı müslim ifadelerini ve esleme kelimesini Çevirilerde Müslüman olduk ve Müslüman diye çeviriyorlar. Enteresandır. İmam Maturidi mesela Hucura suresi son ayetlerde Galet-i Lara bu amennâ diye başlayan Velâkin gule semnâ tabirini Müslüman olduk diyen yanlış çeviriyorlar. Maturidi'ye göre Müslüman ve İslam ve mümin iman aynı şeydir. Her Müslüman mümin, her Müslüm mümin e, Müslümandır. Dolayısıyla buradaki ayet istihsam manasındadır. Müslümanların gücüne teslim olduk manasındadır. Müslüman olduk değildir. Eğer öbür türlü çevirirseniz başka bir soru. Burada Cibril hadisiyle ilgili Ebu Hanife'nin ve Maturi'nin bir itirazı var. Onu burada açmak istemiyorum. Bu ayrı bir konu. E, benim e, bu konuda yazdığım makaleler var. Web sitemde de var. Oradan okuyabilirsiniz o konuyu. Ee, bu mümin ve müslim eşitliği çok önemliydi. Çünkü ameller imana dahil edip etmemeyle ilgili bir konuydu. Bazıları ameller İslam'a dahildir deyip imana dahil değildir diyorlardı. Bazılar da imana dahildir ama İslam'a dahil değildir diyor. Bu defa sonuç değişiyordu. Amelleri terk eden mümin olmaktan çıkıyor, Müslüman olmaya devam ediyor. Veya Müslüman olmaktan çıkıyor, mümin olmaya devam ediyor. Bu keşmekeş -keş bir durumdu. Böyle bir şey söz konusu olamazdı. Çünkü Kur'an-ı Kerim mümin ve Müslümanı aynı ayetlerde kullanıp ikisi arasında bir ayrım yapmamıştı. Ee, bundan dolayı Bundan dolayı e, Müslümanlar arasında da bir eşitlik fikrini ortaya koydu. Müslüman olan ikinci sınıf vatan veya Müslüman olamaz. Yani Müslümanlar birinci sınıf Müslümandır ve mümindir. İkisi arasında bir ayrım yapmak doğru değildir. Bir de siyaset konusunda çok kısa bir şeyler var. Onu da söyleyip bitiriyorum. O dönemde siyasetin temel kurucu unsuru asabiyetti. Yani Arap kültüründe Emevi olmak, Haşimi olmak, Siyasi iktidarı elde etmede bir hak sahibi olmada önemli şartlardan birisiydi. Mürce, gerek Ebu Hanife gerek şeyler, Kureş'ten olmayı, imametin Kureş'te olmasını genel kanaat olarak reddettiler. Mesela hatta ve hatta mürce içinde mürce diye bir grup olarak görüldüler bunu reddedenler. mesela Ebu Hanife dedi ki tekunul hilafe ma meşveretil müslimîn dedi. Bu o kadar önemli bir cümleydi ki yani hilafet müslümanların meşveretiyle olur, seçimiyle olur. Bu neden önemliydi? Çünkü o zaman Abbasi ihtilalini gerçekleştirmek isteyenlerin bir sloganı vardı. Er-Rıza min Ali Muhammed veya Er-Rıza min Ali Beyt. Ne demek? Halife müslümanların razı olduğu değil Ali Muhammed'den razı olunan olması gerekir. Bu çok önemli bir şey. Yani Hz. Muhammed'in o zaman onu ehlibeyti diye tanımladılar. O ehlibeyt kim? haşim ehli Ehlibeyt. Ama öbürü de diyordu ki biz Abbasiler de beytiz. bizden olacak. Emeviler diyor biz de ehlibeytiz. Çünkü Kureyş'in, Kureyş Ümmü'l-Ehlibeyt'ti. O bizden olacak diyordu. Mürci'ye burada asabiyetçiliği bir kenara bırakarak siyasette meşruiyeti Erza minel müslümin diye ifade ettiler. Yani Müslümanlar tarafından razı olunan kişinin iş başına getirilmesi gerektiğini söylemiş oldular. Bu açıdan bakıldığında e, gerçekten de Mürşyenin İslam düşüncesine hemen e, bitiriyorum. Çok önemli katkıları oldu. Bunlardan birisi bir defa iman konusunda amel iman ayrışmasını getirmekle bu meseleyi çok köklü ve temelli temellendirilmiş bir zemine oturttular. Öyle önüne gelen efendim kişinin ameline bakıp imanını kontrol etmeye kalkmasına mani oldular. Çünkü iman kimsenin kontrol edemeyeceği bir mekanda kalpte oluşması gereken, iradenin ve ihtiyarın olduğu bir yer olması gerek. Kimse karışamazdı ona. İkincisi haricilerin tekfir ve tehdit eylemlerinin sona erdirilmesini aslında mürcen iman doktrini sağladı. Bunu açıkça söylemek lazım. Hatta hadis taraftarları bile bu tekfir konusunda mürciyeden çok şey aldılar. Fakat sonra farklı bir çizgiye kaydılar. Sonra ilk defa İslam düşüncesinde bu akılcı ve hadari diye tanımladığım düşüncenin şehir hayatına ait bir fenomen olarak sistematize edilmesini sağladılar. Ki bu bence e, İslam düşüncesine yapılabilecek en önemli katkılardan birisiydi. Bütün Müslümanların eşitlik fikrini öne çıkardılar. Bugün gidin hala bir Suud'la karşılaştığınızda bir Selefi'yle siz Arap değilseniz hele hele Selefi de değilseniz sizi ikinci sınıf Müslüman olarak bile kabul etmez. Baya bir e, gerilerden gidebilirsin. İlk üçüncüsü dinin toplumu birleştirici bir rol oynaması gerektiği üzerinde dururlar. Eğer toplumu ayrıştıran, toplumun canına, malına, aklına, dinine, tecavüz manasına gelebilecek saldır saldırılar söz konusuysa, bunun İslam'ın aslıyla, esasıyla ilişkili bir tavır olmadığını söylerler. Sonra, en çok İslam toplumlarına katkısı, İslam'a girişi kolaylaştırdıkları için Horasan ve Mavaran Nehri'nin İslamlaşmasını bunlar sağlamıştır. Benim mürciyeye yönelmemin sebeplerinden birisi nedir biliyor musunuz? Bir cümle okumamdır. Çalışmalarım sırasında. Doktoraya sebep olan odur. Diyorlar da ki dikkat edin Horasan'dan alırken bir rivayeti e, irca doktrin orada galiptir. Sakın ola ircadan etkilenmiş olabilirler. Oradan dikkatli olun. Mürciyeden rivayet etmeyin. Kufe'den alırken teşeyyü vardır. Oraya dikkat edin. Medine'den alırken şöyle böyle. Ya bu, bu kadar deyim olduysa Hatta öyle bir şeye kavuşuyor ki zamanla iman amel artmaz, eksilmez diyorlar ya bunlar. Amellerle iman artmaz, amellerle eksilmez. Çünkü amel imana dahil değil özüne. Sevap artabilir. Pazarlarda deyim haline gelmiş. Bir konuda tartışırken sizin görüşleriniz çok şeyse böyle, e, yani değişmeye açık değilse diyorlarmış ki ya senin bu görüşlerini savunman da mürciyenin iman nazariyesine benziyor. Ne artıyor ne eksiliyor. Ya pazarlarda bile pazarlık yaparken düşmüyor diye fiyatları böyle bir şey söylüyorlarmış. E, etnografik olarak da bir tesiri olduğunu görüyoruz. Horasan mağarayı nereden geldikleri için Suriye'de gezenler kafalarına kalpak eski Türk gelenekleri biliyorsunuz. Suriye'de bazı tabakat kitapları yazarken diyorlar ki gezenlere, çarşıda görenlere öyle kalpak örtenleri mürci diye tanımlıyorlarmış. Oradan geldiklerini ifade etmek için falan. Ee, bir başka hemen yerleşik hayata alışık olmayan e, Arapların da Müslüman toplumunun bir üyesi olduğunu, onların da zamanla Müslüman toplumun e, özünü oluşturacağı bir parça sahne gelmesine katkıda bulunmuşlar. Çünkü aynı şekilde e, Bedeviler e, toplumda yerleşik Araplar tarafından da çok, eleştiri alıyordu. Aslında ondan da haklarını korumaya çalışıyorlardı. İç çatışmalar yerine Müslüman olmayanlarla yapılan savaşlara yönelmişlerdi. Yani iç çatışmalar Müslüman'ı Müslüman öldürmesine karşılardı. Ee, İslam'a girişi kolaylaştırmaların sebeplerinden birisi adaleti ve özgürlüğü esas almalarıydı. Zorla imana girmek, zorla imandan çıkmak olmaz diyorlardı itikadi ve fıkhi cepheye sahiplerdi ve Hanefi fıkhının gelişmesinin zeminini hazırlamışlardı. Ebu Hanife böyle bir zeminden hareketle reyciliği benimsedi. Eğer Ebu Hanife bu çevrelerle ilişkisi olmasaydı reyci olamazdı. Kardeşlik ve eşitlik, birlik ve beraber Müslümanların birliğini savundular. Ee, yöneticinin ve halifenin başa geçmesini halkın rızasına bağladılar, meşruiyeti halka verdiler. Maturidinin teşekkülüne önemli bir zemin hazırladılar ve son olarak tevil ve tefsir farkını ya da tenzil farkını yaparak İslam düşüncesinde serbest ve özgür düşüncenin önünü açmış oldular. Evet ben bu kadarla aslında saatlerce konuşabiliriz bu konuları ama süze 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 size böyle anlatmaya çalıştım. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun.